Hayırlı günler kıymetli dostlar. Efendim 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'teyiz. Ramazan ayı deyince hani aklımıza neler geliyor? Birkaç programdır bunun üzerinde durmaya çalışıyorum. Zira önemli hepimizin gündemine giriyor değil mi efendim? Yani Ramazan ayı gelince 7'den 70'e hatta Müslim gayrimüslim herkesin gündemine geliyor. Zira farklı bir ay, farklı bir zaman dilimi. Dolayısıyla bu farkı bizim de biraz derinden fark etmemiz gerekiyor. Ramazan ayının bir özelliği de paylaşma ayıdır. Paylaşım ayıdır. Efendim günümüz dünyası öyle bir hale geldi ki insanlık modernleştikçe Zenginleştikçe yalnızlaşıyor. Paylaşımdan uzak yaşıyor. Egoistleşiyor. Ve hep kendini düşünmeye başlıyor. Tekniğin, teknolojinin verdiği bir yalnızlaştırma da var. Ruhu, kalbi olmayan aletlerle insan baş başa kalıyor ve paylaşmayı unutabiliyor. Kendi kendi özel dünyasında yaşamaya çalışıyor. İşte Ramazan ayı bütün bunlardan uzaklaşıp şöyle bir kendimize gelmeyi efendim yeniden hayatın güzelliklerini fark etmeyi bize hatırlatıyor Ramazan ayı. İşte bunlardan birisi paylaşmaktır. Ramazan ayı paylaşma ayı. Neyi paylaşma? Sevgiyi paylaşmak. Saygıyı paylaşmak. Elimizde olan maddi varlıkları, imkanları paylaşmak. Hayatı paylaşmak. Dünyayı paylaşmak. Bütün bunlar sadece bize ait değerler değildir. Sevgiyi paylaştıkça çoğalır, azalmaz. Sevginiz azalmaz. Ne kadar sevebiliyorsanız sevin. Daireyi genişletebildiğimiz kadar genişletelim. Sınırsız bir sevgi. Rabbimizin sevgisi öyledir, değil mi? Güneşi inanan inanmayan insan veya başka varlıklar hiç ayrım yapmadan herkese doğduruyor. Ay öyle, yıldızlar öyle. Yere atılan tohum kim tarafından atılırsa atılsın Rabbimiz yeşertiyor. Ve her varlığa bir rızık veriyor. Bu Rabbimizin sevgisinin yarattığı varlıkları sevdiğinin bir göstergesi değil midir? Ve biz de Bizi yaratan Rabbimiz gibi sevelim. Yunus'umuz gibi düşünelim. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Bu şuurla yaşama gayretinde olalım. İşte Ramazan ayı biraz da unutulmuş bu sevgileri yeniden yeşertme mevsimidir. Efendim Ramazan ayı kardeşlik ayıdır. Kardeşlik paylaşmayı gerektiriyor. Neyimiz varsa, imkanlarımız ne ise, mevkimizi, makamımızı, maddi gücümüzü, imkanımızı, velhasıl Rabbimiz bize neyi ikram ettiyse, neleri ihsan ettiyse, bunu paylaşabilmek, ve paylaşıma en yakınlarımızdan başlayarak bunu devam ettirmek gerekir. En yakınlarımızla, en sevdiklerimizle elimizdekini paylaşabilmek. Ramazan bize bu güzelliği de getiriyor. İşte bu paylaşım kardeşlik ruhunu güçlendiriyor. Kardeşlik duygularımızı zirvelere taşıyor. Paylaşmamak, egoistlik yapmak bizi birbirimizden uzaklaştırıyor ve kardeşlik köprülerini yıkıyor. O bağı, o güzelim, aşk, sevgi, muhabbet bağı var. Kardeşleri birbirine bağlayan o bağları kopartıyor. Ramazan ayı kopmuş olan, bilerek koparttığımız veya bilmeyerek koparttığımız bu kardeşlik bağlarımızı paylaşarak, elimizdekileri paylaşarak yeniden bu bağları güçlendirme, kuvvetlendirme ayıdır. Buna ihtiyacımız var. Zira ben kardeş istemem, Kardeşçe yaşamaya ihtiyacım yok diyebilecek hiçbir insan yoktur. Her insanın bir başka insanla beraber yaşama arzusu ve ihtiyacı vardır. Bu bir zarurettir. İnsan Allah'ın yarattığı sosyal bir varlıktır. Tek başına yaşaması mümkün değildir beraber yaşamak zorundayız. Ve beraber yaşarken de kardeşçe yaşamak zorundayız. Kardeşlik hukuku vardır. Birbirimizin hak ve hukukuna riayet ederek yaşamak durumundayız. Bunlara dikkat ettikçe kardeşliğimiz, kardeşlik bağlarımız güçlenecektir. İşte Ramazan ayı bunun için güzel bir fırsattır. Ramazan ayı dayanışma ayıdır. Dayanak diyoruz ya. Hani ağır bir yükü taşı, efendim kaya parçasını şöyle elimizde tek başımıza belki kaldırma imkanımız olmayabilir. Gücümüz yetmez buna. Ama o ağırlığın altına şöyle e, altını oyarak e, bir Sopa, demir parçası koyup şöyle bir ucundan, diğer ucundan bastırdığımız zaman o ağırlığı kaldırabiliriz. İşte buna dayanak denilir. Dayanma, birbirimize destek verme. Efendim iht ihtiyacı olan, muhtaç olan çok kardeşimiz var. İşte Ramazan ayı yardım elimizi uzatma maddi, manevi imkanlarımızı kardeşlerimizle paylaşarak onlara destek verme ayıdır. Onları bulundukları zor durumdan, sıkıntılı durumdan daha rahat bir dünyaya, ortama kavuşturmak için Ramazan ayı bir fırsattır. Bunu da değerlendirme gayretinde olalım ve sonunda da diyorum ki, Başa dönüyorum. Ramazan ayı paylaşma ayıdır. Ne olur? Yapamadıysak, bugüne kadar hep kendimiz için çalışmışsak, başkaları hiç aklımıza gelmemişse, artık Ramazan ayında bunu aklımıza getirelim. Annemiz, babamız, kardeşlerimiz, akrabalarımız bizi bekliyorlar paylaşmamızı bekliyorlar. Onlara sevgi elimizi, kardeşlik elimizi, akrabalık elimizi, dayanışma elimizi uzatmamızı bekliyorlar. O zaman durmayalım. Karşı taraftan beklemeyelim. Biz başlayalım. Önce biz elimizi uzatalım. Önce biz selam verelim. Önce biz sevelim, önce biz o yıkılan köprüleri, kardeşlik köprülerini kurmaya çalışalım. Bu güzel duygu ve düşüncelerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun efendim.